kişi olarak dindarlığın öne çıktığında Türkiye'de dışlanan bir politika vardı. İslamcıların davası neydi? Biz gelelim bunu kaldıralım. Bu dindarlara yapılan zulüm, baskı, ötekileştirme yok olsun. Biz burada birlik içerisinde ülkede ama bu ülke zaten bir Müslüman bir ülke. Bunu değiştiremeyiz. Bizim ne benim gücüm yeter ne ona başkasının bir gücü yeter. Toplum neyse odur. Yani toplumun değerleri arasında Müslümanlık en önemli, en büyük pasta pay öyle duruyor. Yani nasıl tanımlamaya kalktığımızda. İslamcıların asıl derdi buydu. Yani bunu yok etme, bu baskıyı. Fakat Tayyip Erdoğan işte bu davayı, bu yok etmeyi aslında geldi, kaldırdı yasakları. Başörtüsü yasağı kalktı. Artık o kutuplaşma, 2007'de öyle demiştik, 2008'de hatta. Tamam ya, kutuplaşma bitiyor ülkede. Bak başörtülü yasağı da kalktı. Ülkede bölünmüyormuş meğer. Hiç de bu işler değil. Başörtüsü yasağı kalktı. Bence o başörtüsü inadının neden olduğu, hani öyledir. Amerika'da meşhurdur biliyorsunuz. Sigara yasağı koyduğunda sigara içenlerin oranı artıyor. Ya bir şey yasak koyduğunda oran artıyor. O oran da bana göre düştü. Çünkü insanlar artık normalleşti. Kimse tepkisel olarak bir harekette bulunmuyordu. Fakat tam da Tayyip Erdoğan o İslamcıların bu davası dediğini, yani gelelim Müslümanlık dışlanan bir değer olmaktan çıkaralım. Kendini dindar tanımlayanların ötekileştirilmesinin önüne geçelim. Müslümanlık bizim bireysel alanda, ya ben Müslüman olarak profesör de olabileyim, akademisyen olabileyim, hakim olabileyim, dindar olarak daha doğrusu Müslüman demeyeyim, dindar biri olarak, başbakan da olabileyim, cumhurbaşkanı olabileyim, sorun olmasın. Dava buydu. Tayyip Erdoğan bunu aldı, kendi üzerine de onların da faydası şeyiyle, desteğiyle. Çünkü onlar da bir tıkanıklık yaşadılar. Ve dediler ki lider karizması bu işi çözer. O da evet çözerim ben dedi. Benim bu her şeye gücüm yeter. Yani Erbakan'la farkı karizma mı? Erbakan'la hiçbir fark... Erbakan asaletli bir adamdı. Ya Erbakan'da bir asalet vardı. Yani, dünya görüşü olarak evet. Hiçbir farkları yoktu. Aynen, yok onun için soruyorum. Ya bu İslamcı kesim, siyasal İslam'daki biatçı anlayışın bu kadar yoğun olduğunu biz Erdoğan'la hani içeride olanlar belki biliyor. Biatçı anlayış, bak bir şey söyleyeceğim. Bence Erbakan'a niye yoktu hayır, bu? Hayır, şöyle karizma farkı mı bu? Şöyle söyleyeceğim. Erbakan bu kadar pespaya bir dindarlık yapmıyordu. Bu cümleyi söyleyeyim mi diye acaba düşünüyorum da bir cümlem var benim. Benim Tayyip Bey'in başarısının tek bir anahtarı olduğunu düşünüyorum. Tek bir şey. Hiç kimsede olmayan bir şey o. Bir tek Tayyip Erdoğan'da var. Nedir o? Utanma duygusunun olmaması. Türk siyasetinde, dünya siyasetinde, diğer siyaset demeyeyim ama Türk siyasi tarihinde utanma duygusu olmayan bence tek lider. Ben bunu açtıracağım sana. Ne demek istediğini geleceğim ona. Anladım. Bundan dolayı her şeyi yapabiliyor. Toplumu en kötü aşamaya götürmekten de Erbakan'ın mesela onu yapmazdı Erbakan. Yani Erbakan kendi şahsı için Türkiye'yi gözden çıkarmadı. Hiç unutmam. Partisi kapatıldığında o çok aşağılayıcı bir tonda başbakanlıktan atıldığında. Boncuk boncuk terletildi. Terletildiğinde. Partisi kapatıldığında ben o zaman gençtim. İnsanlar toplandı gitti dediler ki biz böyle kuzu gibi kabul mü edeceğiz bu kararı? Biz niçin mitingler yapmıyoruz, niçin hakkımızı aramıyoruz diye. Kan mı döktüreyim? Tepki gösterelim. Erbakan o zaman ne demişti? Esas olan Türkiye'dir. Biz Türkiye'nin başını belaya koyacak hiçbir şey yapmayız. Ben son Kara Garga dergisinde bir yazı yazmıştım. İnsan olmak zor iş diye. Orada da anlattım. Bu sadece bize has bir şey değil. Orta Doğu mu? Bütün toplumlar. Toplum dediğimiz böyledir. Yani insan dediğimiz toplum bireyi zaten bütün toplumlar aklı başında iyi, doğruyla yanlışı seçen, değerlere göre hareket eden bireylerden oluşsaydı kimse o ülkeyi yönetemezdi. Toplum dediğimiz yönetilmek üzere vardır. Bir yere kadar bir bilinç düzeyi vardır. Bir yerden sonra mesela siz büyük ihtimalle sen de diyelim bir restorana gittiğinde şöyle yaparsın. Ne yiyelim ya? Garson gelir der ki abi çok güzel karnabahar var. İyi hadi getir der mesela. O anda ona teslim olursun çünkü. Seçimle karşı karşıyasın ya şunu mu seçeyim bu mu iyidir değil mi? En iyisi ona uyuyayım. En iyisi ona uyuyayım dersin. Rahat. Kafam dinç olsun. Çünkü bu adamın bir bildiği vardır diye. Toplum böyledir. Toplum ister ki biri gelsin beni yönetsin. İyiye yönetsin. Şimdi toplumu iyiye yönetirsin iyiye gider. Kötüye yönetirsin kötüye gider. Bu dünyada böyledir. Toplumun bir refleksi yok mudur ya? Toplumun bir yere kadar vardır. Bu kadar düşük olmaz. Ama şunu da göz ardı. Şimdi Amerika'da Trump görüyorsun. Trump Türkiye'de bu kafayla, bu halle Türkiye'de seçime girseydi belki o kadar oy bile alamazdı. Alabilir miydi? Alamaz. Ama Trump gibi bir adam şu anda Amerika. Yıllardır yüksek bir eğitim sistemi var. Yıllardır yüksek bir ülke sistemi, devlet sistemi var. Yıllardır bir refah düzeyi yüksek. Bize oranla çok yüksek.
Ama buna rağmen Trump gibi bir adam %40. Aklını alıyor mu? Mesela Tayyip Erdoğan başından böyle bir adam değildi. Yani başından böyle bir şey var. Başından çok düzgün, dürüst, kimsenin hakkını yemeyen, Müslüman, namazından niyazında, hak hukuk, anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle yaparak oy aldı. Bugünkü hale kişiliği olsaydı belki toplum bu kadar sevmeyecekti. Şimdi toplum kolay kolay değiştiremez. Ya kendin de biliyorsun. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok basit. Ya geçmişle mi tolere ediyor şu an toplumu? Tabii ki hala Tayyip Erdoğan eski Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorlar. Ve bize inanmıyorlar. Onu söylüyorum. Ha. Ya Tayyip Erdoğan şöyle bir şey kurdu. Ben onu ne zaman yazdım belki hatırlarsın. Sizin gazetede de röportaj vermiştim. Erdoğanistler Tayyipçilere yalan söyleyerek ayakta kalıyorlar diye bir yazım vardı benim. Hı. Erdoğanistlerin bütün işi sabah akşam Tayyipçilere yalan söylüyorlar. Çünkü Erdoğan öyle bir çark kurdu. Televizyonlar, gazeteler bize komik geliyor değil mi? Biz mesela bir yandaş kanalında konuştukları bir konuşmayı gördüğümüzde diyoruz ki ya bu kadar olur mu ya? Buna nasıl inanıyorlar? Buna nasıl inanıyorlar? Ama toplum o zaten. Adam tam da onu yapıyor. Çıkıyor topluma diyor ki ey halkım sizin bildiğiniz gibi değil diyor. Bütün dünya bir araya gelmiş. Bu Tayyip Erdoğan diyor ülkeyi ilk defa tarihinde ilk defa ayağa kaldıracak diyor. Bağımsızlık ilan ediyor. Bak diyor dünya beşten büyüktür diyor. İşte Avrupa Birliği'ne diyor ki kardeşim sen yoluna biz yolumuza. Diyor. Bak böyle bir yiğitlik var diyor. Fakat bütün dünya içerideki düşmanlarla bir araya geldi diyor. Bizim lideri yemeye çalışıyorlar. Bir de şöyle. Ya siz bakmayın bunlar hep iftira yapıyorlar. Tayyip Erdoğan sizin bildiğiniz Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi adam da haklı olarak şöyle diyor. Yani insan lan bakıyor diyelim ki mesela Hayrettin Karaman. Sonuçta bir itibar olan bir adam o tabanda. Hı. Yani halk şöyle diyor. Ya Hayrettin Karaman da yalan söylemez ya. Yani Tayyip Erdoğan bu kadar kötü bir adam olsa herhalde Hayrettin Karaman yalan söylemez. İtiraz eder. İtiraz eder yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi toplum bunlara bakar. Oysa ki söylüyor diyorsun. Tabii. Toplum zaten bütün dünyada öyledir. %3. %3 olarak yani %3'tür toplumda bilinç düzeyi yüksek. Bütün toplum o %3'e bakar. O %3 ne yapıyorsa kendi tavrını ona göre verirler. Bizde sorun olan ne? %3 bozuk. Hmm. Asıl bozuk olan %3. Topluma kızma şansımız yok. Ben Türkiye'yi kendi kişisel çıkarından daha fazla önemseyen insan sayısı o kadar az ki. Hmm. Herkes şöyle. Özellikle bu %3 kısmı kastediyorum. Ya öyle bir şey yapalım ki önce ben garantiye alayım kendimi, sonra Türkiye. Ya diyorsun ki arkadaş gidiyor bu ülke, bir şey yapalım. Hep beraber bir şey yapalım diyorsun. Ama diyor mesela ya ama ben öyle bir şey yaparsam diyor şöyle bir kaybım olur diyor. E sen kaybın olacak Türkiye gidiyor zaten. Toptan kaybedeceksin. O yüzden topluma kızamayız. Toplum bunları izliyor. Bu dediğimiz Hayrettin Karaman'ı, İslamcı yazarı, gazeteciyi, aydını ve onlar habire onlara topluma şöyle söylüyor. Ya sizin bildiğiniz gibi değil. Tayyip Erdoğan çok dürüst, hala dürüst. O ses kayıtları yalan. Olsa bile kendisi için almıyor, dava için bir yerlere vermek için aldı. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan çalmaz. İdeoloji böyle bir şeydir. Bak aynı şeyi ben gidiyorum mesela konferanslara. Ya arkadaş PKK sizin evlerinizi yıktırıyor, görmüyor musunuz diyorum. Abi bizim de aklımız almıyor ama bir şey var orada diyorlar. Ya bize yanlış yapmaz, bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Ya da diyelim ki bir benzeri cemaat mesela. Tayyip Erdoğan'a da bir bildiği mi var diyorlar? Tabii ki bir bildiği var. Peki ben şeyi soruyorum. Bir bildiği var demezse. Ama İslam'la bir bildiği var bağdaşmıyor. İslam'la yani, bağdaşıyor. Çok yanlış. Şöyle yani hani ideoloji, siyaset tamam. Mesela Avrupa Birliği'ne bir gün res çekip ertesi gün ihtiyacımız var demek bir şekilde bir bildiği var denilir. Sevgili Erkan. Ama yani yalan söylemenin, zulmetmenin, iftira atmanın, hak yemenin, gasp etmenin İslam'da bir yeri var. Burada referans var. Referansa niye bakıp da bu adam yanlış yapıyor, bunlar yanlış yapıyor diyemiyor bu toplum, bu taban. Sevgili Erkan, bak sen de bu muhafazakar camiadan geliyorsun, ben de. Biraz İslam'ı fazla abartıyoruz. Toz kondurmak istemiyoruz ama İslam öyle bir şey değil. Senin o dediğin İslam'da var zaten. Bak tekrar edeyim. Yani bu İslam'ı kötülemek için söylemiyorum. Şöyle İslam'da var. İslam tamam. İyiliği emrediyor. Kötülükten nehyediyor. Doğru olun diyor. Dürüst olun diyor. Diyor. Bir öğüt. Tamam. Ama tarih boyunca uygulaması yok. Hazreti Ömer'in... Steril bir uygulama yok. Yani tam bir uygulama mı yok? Hiçbir uygulama yok ya. Tarih boyunca Kur'an'ın indiği günden bugüne Peygamber Efendimiz kafasını yastığa koyduğu andan itibaren bitmiştir o iş. Bitmiştir'den kastım ne? O bir insana bir ahlak, bir dünya görüşü vermez, bir kişilik kazandırmadı. Ben daha önce söylemiştim, burada bir kere daha söyleyeyim istersen. Çok şaşırabilirsin. Bunu genel konferansında söylüyorum.
Şimdi sen o kadar çok anlam yüklüyorsun ki İslam'a. Zannediyorsun ki Allah bir şey söyledi, insanlar da ona korkar uyar. İnsanların en az korktuğu şey Allah'tır. En çok da en çok Müslüman olanların en az korktuğu şey Allah'tır. Müslümanlar Allah'tan korkmazlar. Çünkü görmedikleri, tahayyül edemedikleri bir şeyden korkma, zaten korkulmaz. Ancak gerçekten inanırsın, nimetine şükredersin. Şükür edersin ve bir kendi iç dünyanda bir yenilik yaparsın. Korku olmaz. Korku olmadığını söyleyeyim. Mehmet Metin'e bir ara dedi ya, hatırlıyorsunuz. Akraba. Burada demiş miydin bir programda yine? Demedin de onu hatırlıyorum. Ha, onu hatırlıyorsun. Evet. O sözü ilk söyleyen kim? Hazreti Osman. Kaçıncı halife? Üçüncü. Doğru mu? Üçüncü halife. O kadar çok akrabayı talikatı besliyor, o kadar çok peşkeş çekiyor, bütün makamlara o kadar çok kendi sülalesinden insanları atıyor ki, toplanıyorlar Müslümanlar, gidiyorlar halifenin evine, diyorlar ki ya halife, ey Osman, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Biz de Müslümanız, biz de insanız, sen bütün devletin malını mülkünü kendi akrabana talikatına yediriyorsun, makamlara onlara peşkeş çekiyorsun. Ne diyor Osman? Hazreti Osman ne diyor? Onu mu örnek? O ayet. Benim ne suçum var diyor, Allah'ın ayeti var, akrabalarınızı koruyun diye. Orada Hazreti Osman'ı öldürüyorlar ve fitne orada başlıyor. Şimdi İslam dünyasında Sıffin savaşları var. Berbat bir durum var. Yıllarca birbirinin ayağına basma var. Hazreti Ömer, bak Hazreti Ömer, adalet dediğimizde aklımıza gelecek bir kelimedir Hazreti Ömer, değil mi? Hazreti Ömer halifeliğinin 10. yılında kendine rakip gördüğü 15 aileyi Medine'den sürüyor. Sürüyor 15 aileyi. Medine'nin dışına çıkarıyor. Rakip olabilirler bana diye bunlar. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi Müslümanlığı şöyle zannediyor. Sen de öyle zannediyorsun. Ya Müslümanlıkta şey var. Erdem var. Var. Ben onu inkar etmiyorum. Müslümanlık özgürlük hareketidir, inançtır, çalma der, çırpma der. Ama bütün insanlar buna harfiyen uyacaktır. Bütün insanlar uyabilir diye bakmak yanlış. Bütün insanların uyabileceğini, uymayabileceğini gördüğümüz için, bize tarih bunu gösterdiği için seküler suç ceza çıkıyor ortaya. Yani Allah'ın korkusu seni bazı suçlardan engellemediği için seküler bir suç koyuyorlar. Diyorlar ki bak kırmızı ışıkta geçer. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim sana. Dindarlar bilmiyorlar mı mesela kırmızı ışıkta geçmenin haram olduğunu, bir hak yemek olduğunu? Hı-hı. Bilmiyor mu mesela? Ya da yanlış bir yoldan gelip başkasının önüne geçmiyor. Biliyor ama buna rağmen yapıyor. Ama ne zaman ki ona diyorsun ki bak kırmızı ışıkta geçersen 180 lira ceza ödersin diyorsun, o zaman duruyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi seküler ceza dediğimiz bu. Bu cezadır. Biz bunu esas almamız lazım. Yani cep korkusu Allah korkusunu geçmiştir. Cep diyorsun. Korkusu da tabii ki öyledir. Bak bu insani bir şeydir. Biz abartıyoruz. Biz hayatı Allah korkusunun tanzim edebileceğine inanıyoruz. Ben diyorum ki Allah korkusu bir hayat tanzim etmez. Allah korkusu bir insan çıkarmaz ortaya. Ben şunu diyebilirim. Ben bak Allah'tan korkmak başkadır. Tekrar ediyorum. Korkulmaz zaten. Sevgili çünkü Allah'tan korkmazsın, şükredersin. Ya ne büyük nimetler yaratmışsın, ne büyük denge kurmuşsun. Anlatabiliyor muyum? Çok şükür. Bak sakat değilim, yoksul değilim, şu değil. Büyüklüğüne hürmet edersin. Yani onu Ahmet Altan çok güzel anlatırdı. Güya ateisttir değil mi Ahmet Altan? Bana sorsanız Ahmet Altan'ın tarif ettiği Allah'a mı daha çok kabul edersin, Hayrettin Karaman'a mı desen, ben tereddütsüz Ahmet Altan'ı Allah'ına tercih ederim. Ahmet Altan anlatır onu. Çok güzel yazıları vardır. Yani benim gözümde derdi o Ahmet Altan, şefkatli, merhametli. Ya günah işlediğinde gidip de ya yaptık bir şey ya, biz kuluz, insanız, olur böyle şeyler dediğimde o da hadi tamam diyebilecek. Anlatabiliyor muyum? Ama İslam'dan Allah'ına elinde bir sopa, hatta kılıç, yan baktın kellesini uçuruyor. Şu anki. Tabii şu andaki gibi. Şimdi böyle bir Allah yok. Bundan da korkamazsın. Yani insan fıtratı görmediği bir şeyden korkmaz. Yapıp buna müsait değil. O yüzden diyorum buraya getiremeyiz. İslamcıların geldiği pozisyon bu. Muhalefete de ideolojik anlamda diyorsun ki demokrat olamıyor. Ne yapacağız? Bu çıkış yolu nerede? Geçen bir tweet atmıştın. Olay oldu. Gördüm ben. İşte Müslüman kanı, sosyalist ahlakı. Doğru mu söylüyorum? İşte içine bir şey yapmışsın, bir karışım kokteyl, bir kokteyl yapmışsın. Aslında kötü bir tarif de değil. Yani bu toplumun birbirini anlamasına yönelik bir mesajdı ama olabilir mi bak, böyle bir şey? Olmak zorunda. Niye? Onu sen bir daha söyle tam olarak. Ben dedim ki Türkiye'yi bir insan kabul edelim, bir insan kabul etmek zorundayız edelim değil. Bunu teklif olarak sunmuyorum.
Eğer Türkiye'yi bir insan gibi düşünmezsen çok affedersin. Burnun pislikten kurtulmaz. Ömür boyu ölürsün, ömür boyu çöplükte yaşarsın. Ne demek o? Ya bir insan gibi düşün, o insanın kalbi alevilik olsun. Ben öyle diyorum da sen başka bir organ diye. Ya önemli olan nereye bak, dikkat çektiğim. İşte damarlarındaki kan Müslümanlık olsun, iskeleti Atatürkçülük değerleri olsun, vicdanı solculuk olsun ve başka organları başka. Diyelim ki bir organı Yahudiler olsun, başka bir organı bizim içimizdeki Ermeniler olsun, başka bir organı, buradaki asıl kastım ne? Ya arkadaş, eğer kalp sorunluysa o vücut ayakta kalmaz. Bu hayat, bak bir şey söyleyeceğim sana. Şu Tayyip Erdoğan'ın bize yapıp ettiklerine kızıyoruz ya. Aslında bize çok önemli bir şey gösterdi. Bunu anlamıyorlar Türkiye'de. Senin işini kaybettin, değil mi? Kanalı kapattılar. Hı hı. Demek ki neymiş, senin kaderin kimin elindeymiş? AK Parti seçmenin elinde, başörtülünün elinde senin kaderin. O uyanmayana kadar bir adam sana zulmedebilirmiş. Başka? İş adamı milyar doları var, Türkiye'yi terk etmeye çalışıyor. Niye? Diyor ya, kaçacağım gideceğim diyor. Geçen bir iş adam açıklamış. Ben hala ol diyor. Milyar doları var. Kaderi kimin elindeymiş? Diyarbakır'daki 18 yaşındaki çocuğun elindeymiş. Ona bağımlıymış. Elinde derken ona bağlıymış. O çocuk mutsuzsa senin 1 milyar doların kıymeti yokmuş. Şimdi o zaman anlaşacağız, barışacağız. Alevilik, Aleviler mutsuzsa, kalk diyelim ki. Aleviler mutsuzsa sen mutsuz olursun arkadaş. Aleviler eğer bu ülkede mutlu olmazsa, yani diyelim kalp arızalıysa kan zehirlenir, iskelet çürür, ölürsün. Dediğim buydu. Eğer solcuları ben atacağım ülkenin dışına, bunlar vatan haini, bunlar dersen, kardeşim vicdansız kalırsın. Sonuçta bir sürü sorunları var, ben de çok eleştiriyorum solcuları. Ama bir vicdan temsiliyeti yapmaya çalışıyorlar. Çabası o, başarıyor, başaramıyor ayrı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Eğer bunu atarsan vicdansız bir insan olur çıkarsın. Ya Atatürkçülük diye bir iskelet var. Kurulmuş kardeşim Cumhuriyet. Yeniden 100 yıl önceye dönüp tartışacak halimiz yok. Dünyada bir deneme yanılma olmuş. Osmanlı'nın aşamadığı sorunların cevabını Cumhuriyet aşmış, yeni bir şey kurmuş. Uygulama yanlış olmuş, sert olmuş, kaba olmuş falan. Bunlar tartışabiliriz. Ama sonunda bu ülkenin bir iskeleti var. Ya bu iskelet eğer çökerse, kalbin olsa ne olur? Damarlarında kan olsa ne olur? Böbreğin olsa ne olur? Anlatabiliyor muyum? Anlatmak istediğim buydu. Yani bu bir şey değil, bir teklif değil. Eğer bak, ne diyor kadın? Mesela diyelim ki zengin bir aile ne diyor? Param var. Oğlumu da Robert Koleji'ne gönderdim. Benim için sorun yok. Ama bak bir şey gösterdi bu şu anki Türkiye bize. Yetmiyormuş. Huzur yok. Huzurun var mı? İş çocuğun iş bulamıyor mu? Ne diyorsun? Ya şu %50 bir uyanmadı ki şu işler bir düzelsin. %50 niye uyanmıyor? Çünkü sen kendi çocuğunu Robert Koleji'nde okutmayı dert ettiğin için o %50'nin eğitimini zerre kadar dert etmedin bu ülkede. Bir gün. Ya bu çocuklar nasıl eğitim alacaklar? Sultanbeyli'de, Bağcılar'da, Van'da, Trabzon'da ki çocuğun eğitimini dert etme. Nişantaşı'nda kendi çocuğun eğitimini dert et. Nereye varacaksın? Nereye varabilirsin teknik olarak? Vardığın yer burası işte gördüğün gibi. Bak iş bulamıyorsun. Ağız tadın yok. Canlı bomba geliyor şehirde seni öldürüyor. Niye? Çünkü sen 30 yıldır o doğudaki çocuğun mutsuzluğunu görmezden geldin. O şimdi sana hayatı zehir ediyor. Dediğim buydu. Şöyle diyecektik. Burası bir insan, Türkiye. Eğer hepimiz aynı anda mutlu olmanın, hepimiz sağlıklı, yani kalp, kan, vicdan, böbrek birbirine bağlı. Ya bunlar olmazsa, bunlardan biri rahatsız olursa öbürünü etkiliyor kardeşim. Bu kadar basit. Gördük işte etkiliyor. Yani bu etkilemiyor mu? Görmüyor muyuz? Ben mi yanlış görüyorum? Yani şu anda Atatürkçüler şunu demiyorlar mı? Sen de görmüyor musun sosyal medyada her gün? Ya şu başörtüler niye uyanmıyorlar? Demiyorlar mı abi? Her gün demiyorlar mı? Şu başörtü, yani başörtü dediğim dindarlar niye uyanmıyorlar? Arkadaş dindarlar uyanmazsa senin hayatın zehir. Bunu görüyorsun artık. İstediğin kadar kendini kaldır yere vur. Hayatın ona bağlı. O düzgünse sen de düzgün olacaksın. Bu kadar basit. Ha yarın geçmişte de dindarlar diyorlardı. Ya şu Atatürkçüler görmüyorlar mı işin nereye gittiğini? E görmüyor. Bak. E peki birbirimizle bu kadar bağlıyız. Birini atma şansımız yok. Şöyle bir şey diyemeyiz. Alevileri süreceğiz bu ülkeden. Böyle bir şey yok. Süremezsin kardeşim. Bırak 20 milyonu. 3 milyon olsun, 1 milyon olsun, 500 bin kişi olsun. Ya 100 bin kişi olsun. Süremezsin. Kalacak. Ve sen onu mutlu etmek zorundasın. Dindarları kaldıralım. Ya kardeşim kaldıramazsın. Senin gücün yetmez, benim de gücüm yetmez. Dindarlığı kendine değer kabul etmiş, yaşam tarzı edinmiş insanlar var. Milyon.
20 milyon, 50 milyon. Ya senin yapabileceğin tek bir şey var, onunla ortak bir dil oluşturmak, diyalog. Onu değiştirmeye kalkma. Atatürkçü, laiklik bu ülkenin artık bir değeri, önemli bir değeri. Ya bu kalacak, sen Atatürkçüleri bu ülkeden, Atatürkçü dediğim yani cumhuriyet değerlerini savunanları. Silemezsin, atamazsın, yok edemezsin, kalacak. Ömür boyu mu kavgayla geçeceksin ya? Ya ben anlatamadım o, ömür boyu. Tayyip Erdoğan ne yapacak ki ben çok merak ediyorum. Başkanlık alacak, sonra Halevileri susturacak mı? Gücü mü yeter buna? Kim susturabilir? Dünyanın hangi tarihinde, dünya tarihinde, herhangi bir tarihinde baskıyla, yasakla, zorbalıkla bir topluluk susturulmuş, itaat edilmiş, nerede görülmüş? Görmüyorum bunu. Bu başkanlık arzusu nedir bu kadar? Hani geleceğim şimdi ona. Ya Atatürkleri susturamazsın. Alevi'yi susturamazsın. Solcuyu susturamazsın. Sana itaat etmez kardeşim. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Kimsenin kimseye itaat etmek gibi bir mecburiyeti yok. Ne yapacağız? Erkan sen de çok önemli bir adamsın. Ahmet sen de çok önemli bir adamsın. Mehmet sen de çok önemli bir adamsın. Hepimiz, zaten hepimiz bir araya gelirsek, yani Alevi, solcu, dindar, bilmem seküler neyse, bir araya geldiğimizde Türkiye diyor zaten. Türkiye ne demek? Türkiye tek başına Müslümanlardan oluşan bir ülke değil. Türkiye tek başına Müslümanlardan oluşan bir ülke olsaydı Suudi Afganistan olurduk. Efendim Güne Bakış'ın konuğu gazeteci, yazar Levent Gültekin. Levent Gültekin hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Başlarken dedi ki yine dedi kapanmadan gelebildik dedi. Yani aslında gülüyoruz ama ironik bir şey ama aslı acı da bir şey. Hakikaten öyle ve başka bir şey söyleyeyim. Her gelen son dönemde 5-10 gazeteci her geldiklerinde farklı bir titirde. Ya işsiz ya farklı bir göreve gitmiş, farklı bir yere gitmiş, böyle de bir durum var. Şimdi gündem öyle bir akıyor ki arada garnitür gündemler bile aslında üzerinde uzun uzun konuşulacak şeyler, konular. Davutoğlu gitti. Gitti yani patır patır bu ülkenin başbakanı gitti. Ama hokus pokus başkanlığa döndük. Ama şöyle de bir tarafı var bu işin herhalde Levent Gültekin. Her konunun merkezinde bu var aslında. Davutoğlu gitti, konuşuldu, geçti gibi görünüyor ama onun gidişinde de bu var. Sen meselelere farklı boyutlardan bakıyorsun. Tweetlerinde, yazılarında bir anlamda bazı ideolojilerin çöktüğüne, artık meselenin ideoloji üstü görülmesi gerektiğine vurgu yapıyorsun. Bir tweetin var, onu da konuşacağız ama çok basit bir şey soracağım. Davutoğlu niye gitti? Şimdi Tayyip Erdoğan artık gitti. Gerçi bunu niye konuşuyoruz ki, o da ayrı bir şey. Davutoğlu niye gitti? Nasıl yani geliş şekli gidişini belirledi. Öyle diyebiliriz. Perşembe çarşambadan evet, belli. Nasıl gelirsen öyle gidersin. Öyle bir söz var. Derler ya, nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir önemli olan. Şimdi Davutoğlu temayül yoklamalarından Abdullah Gül çıkmış olmasına rağmen ezici bir çoğunlukla %80 üzerinde Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığına çıktığı dönemde. Buna rağmen kendisi de biliyordu temayül yoklamaları Abdullah Gül'ü istiyor. Fakat buna rağmen Tayyip Bey dedi ki ya sen de olmanı istiyorum. Şöyle bir şey demedi. Allah Allah niye benim olmanı istiyorsun? Mesela bütün teşkilatlar, bütün milletvekilleri, bütün MKYK üyeleri. Abdullah Gül diyor siz niye beni istiyorsunuz diye bir soru sormadı. Şimdi oh atladı o da onun üzerine. Aslında karşılıklı bir anlaşma vardı orada. Anlaşmaya ihanet eden demeyeyim de anlaşmaya aykırı davranan Davutoğlu'ydu aslında. Yani çünkü Tayyip Bey dedi ki ben köle istiyorum. O da dedi ki ben varım abi. Ben gelirim, kabul ederim. Olur musun dedi, olurum dedi. Peki gel dedi. Şimdi bu köle olmak üzere gittiği bir makamda haysiyetli bir adam gibi durmaya ufak ama çok ciddi haysiyetli diyeyim de. O bile tahammüle. Ufak tefek ama böyle hani böyle ben buyum anlamına değil. Ya şöyle olsa ya ben de bir şeyim hani benim de bir kişiliğim var, benim de bir görüşüm var diye ufak tefek şeyler yapmaya kalkınca Tayyip Bey ona karşı çıktı çünkü Davutoğlu'nun varlığı, ben onu daha önce yazdım da bunu çok da konuştuk. Tayyip Bey'in fiili olarak kurmaya çalıştığı tek adam rejimin önündeki engel olmaya başlamıştı. Yani Davutoğlu üzerinden medya kendine bir tavır almaya çalışıyordu. Yani onun etrafında bir gazeteci, medya grubu oluşmaya çalışıyordu. İş adamları Davutoğlu ile iş tutmaya çalışıyordu. Avrupa Birliği açıklaması zaten açık. Bizim muhatabımız Davutoğlu'dur diye. Amerika, acaba Davutoğlu ile konuşabilir miyiz? Çünkü Tayyip Bey çok şey... O anlamda fanatik, yani AK Parti seçmeni tabanı her ne kadar delikanlı dik durdu falan diyorlarsa bence de şey, öyle bir delikanlılık değil, tamamen fanatizmden kaynaklanan bir şeyi var. Yani iletişim sorunu var ötekiyle veya muhataplarla veya diplomatik dil sorunu da var.
Bunun üzerine Tayyip Bey baktı ki benim fiili olarak kurmaya çalıştığım başkanlık sistemi olmuyor. Davutoğlu işte bu işi bölme, bürokraside kurmaya çalışıyorum. Davutoğlu engel çıkarıyor çünkü kendi önerisi de var. Medyada kurmaya çalışıyorum. Davutoğlu engel çıkarıyor. Orada kendi başına gazeteler kurduruyor. Gazetelerle iletişim kuruyor. İşte merkez medyadan bazı gruplar Davutoğlu üzerinden iktidarla anlaşmaya çalışıyorlar falan. Bir tanesi bu. Diğer bir nedeni Tayyip Bey 2012'nin sonu Gezi'den sonra AK Parti içerisindeki İslamcılarla belirgin bir üslup farklılığına düştü. Çok açık. Ve orada bir şey fark etti. Kendi yürüdüğü yol istikametinde İslamcı tabandan gelip fakat daha steril olan, daha demokrat olan, daha özgürlükçü olan İslamcılarla bir yol ayrımı yaşayacak ve bunlar engel oluyorlar. Nasıl engel oluyorlar? Öyle set çekmiyorlar ama ya efendim öyle değil de şöyle yapsak daha iyi olmaz mı? Tarzı engeller. Ben bunu yazmıştım. Ta bu Star gazetesinde tasfiyeler olunca demiştim. Ama diyenler gidecek. Emredersiniz. Başka bir arzunuz var mı diyenler gelecek diye. İki sene önce Star gazetesindeki o görevden almalar üzerine yazdığım bir yazıydı. Şimdi bu ama diyenlerin tamamını Tayyip Bey tasfiye etti. Ama diyenlerin tamamı İslamcı camiadan gelmekti. Bülent Arınçlar, Abdullah Güller, Ali Babacanlar, Hüseyin Çelikler, Beşir Atalaylar. Bunlar önemli bir kısmı taban. Bürokrasi de öyle mesela. YÖK Başkanı, RTÜK Başkanı, Türk Hava Yolları Başkanı ne kadar şey varsa böyle kendi eski yol arkadaşı İslamcılıktan gelen ama dedikleri için onların tamamını tasfiye etti. Fakat onlar her ne kadar Tayyip Bey bunları dışarı atmış olsa da bunlar Davutoğlu üzerinden partiye bir daha tutundular. Yani bir dal olarak gördüler Davutoğlu'nu bu İslamcı, tasfiye edilen İslamcılar. Davutoğlu'nun varlığını kendilerine için orada bir alan açma şeyi olarak gördüler. Bülent Arınç da mesela her ne kadar çok araları olmamış olsa bile, yani çok birbirleriyle uyuşmuyor olsalar bile Davutoğlu'yla Bülent Arınç. Ama Tayyip Erdoğan'a karşı onun yanında durmak zorunda kaldı. Çünkü Davutoğlu bir anlamda AK Parti içerisindeki tırnak içinde söylüyorum İslamcı son damardı. Yani steril İslamcılığı kastediyorum. Çok akit tarzını değil. Daha aklı başında, daha okumuş, daha entelektüel. Aradaki fark, kavga, gürültü bu farktan mı kaynaklı? Tabii. Şimdi geleceğim ve Tayyip Bey baktı ki ya bu İslamcıları biz ne kadar attıysak dışarıya, dışladıysak, tasfiye ettiysek bunlar bir şekilde Davutoğlu üzerinden tutunuyorlar. O Davutoğlu, onların tutunduğu dal dediğim ben, Davutoğlu dalına şöyle indirdi tırpanı, bıçağı ve o dalı da kesmiş oldu. Şimdi İslamcıların tamamı dışarı düşmek zorunda kaldılar. Şimdi onun kavgasını veriyorlar. Dikkat ediyorsan şimdi artık iktidar çevrelerinde Yiğit Bulutlar, İşte Cemil Barlaslar, Markar Esayanlar, onlar İslamcı. Bizim eski İslamcılara İslamcılık dersi veriyorlar. Onlar da bir dakika kardeşim biz bu 100 yıllık emek var burada, 40 yıllık emek var falan filan diye tutturmaya çalışıyorlar. Ama bu aslında tek adam rejiminin kurulma şeyi, çabası. Leyla Pitekin, dava, kardeşlik, hukuk bunlar? Dava şöyle, şimdi İslamcılık AK Parti ile beraber bir demokrat olma çabasına girdi 2002'de. 2007'ye kadar da oluyormuşuz ya falan havasında gittiler. İyi işler de yaptılar. İnkar edecek halimiz yok. Yani vesayetle savaş, demokratik hamleler, icra anlamında işte yollar, köprüler, havaalanları, Batı ile Avrupa Birliği nezdinde yol aldığı mesafe epeyce iyi işler yapıyorlardı. Ve İslamcılar şöyle diyorlardı. Galiba oluyor. Galiba biz bu işleri yapıyoruz. Yani baksana ki kaldı ki o dönemde hatırlıyorsan seküler kesim bile Tayyip Erdoğan'a baktığında şöyle diyordu. Ya hakikaten de boşuna korkmuşuz bunlardan. İyi işler yapıyorlar falan dedikleri de oluyordu. Fakat bunlar 2009'dan sonra bir tıkanıklık yaşamaya başladılar. Tamam bir yere kadar çok güzel Avrupa Birliği, demokrasi, özgürlük, insan hakları. Din ne olacak? Sorusu bunları bir tıkanıklığa sürükledi. Bu tıkanıklığı lider karizmasıyla aşacaklarını düşündüler. Lider her şeyi bilir. Bizim liderimizin çok yüksek bir karizması var. Allah da ona yardım ediyor. Bütün tıkanıkları aşarlar diye bu sefer lideri pohpohlamaya başladılar. Sevgili liderimiz sen çok büyük bir adamsın. Sen ne dersen o olur. Sen inanılmaz bir kabiliyetin var. Sen bu ülke için gönderilmiş bir şeysin havasında Tayyip Bey'e habire yüklediler. Bu yüklemenin altında eminim sen de olsaydın ben de olsaydım böyle olurduk. Hmm. Çünkü hem bu kadar güç hem de etrafında... İnsan fıtratı bu diyorsun. İnsan fıtratı böyle bir şey. Etrafında ne kadar insan var sadece... Siz ne kadar büyüksünüz? Siz ol deyin yeter. O da şöyle deme. Ha öyle mi? O zaman ben ol dediğimde olmasını istiyorum havasına geldi. Ve koskoca 100 yıllık İslamcı hareketin
olumlu olumsuz, yanlış doğru, önemli değil. Ben şimdi tartışabiliriz geriye dönük, ne yapmışlar diyebiliriz, ben de eleştirebilirim. Ama bir çaba vardı. Okullar, vakıflar, dernekler, gazeteler, medya, insan yetiştirme, aydınlar, yazarlar, gazeteciler hepsi gitti, harcandı. Dava geldi, bir Tayyip Erdoğan'da kaldı. Şimdi ne diyorlar? Tayyip Erdoğan olmazsa Türkiye olmaz. Tayyip Erdoğan olmazsa ümmet perişan olur. Tayyip Erdoğan olmazsa İslam dünyası yıkılır. Yani bütün fikirler, ideolojiler, aydınlar, gazeteciler, yazarlar, kanaat önderleri hepsi çökmüş, yok olmuş. Şimdi kalmışlar dava dedikleri Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan da bunu benimsedi. Evet, dava benim. Artık ben varsam dava var, ben yoksam geçmiş olsun size. Şeyini benimsediği için. Şimdi tamam, eğer bensem, benim ayakta kalmam gerekiyorsa davanın hizmeti için, davada ben oldum artık. Çünkü yani İslam'ın, İslamcılığın ayakta kalmasını geçtiler. Tayyip Erdoğan'ın ayakta kalması gerekiyor diye. O zaman ben de sizinle değil, bana katıksız itaat edecek Cemil Barlas'la çalışırım. Dava benim artık. Davaya kim hizmet edecekse onunla çalışırım. Davaya hizmet edenlerin İslamcı olmasına gerek yok. Yiğit Bulut hizmet ediyor, ben onunla çalışıyorum. Siz etmiyorsunuz. Siz bana hala ama diyorsunuz. Ya şöyle yapsak da olmaz mı, böyle yapsak da olmaz mı diye. O yüzden şey bu. Yani dava artık Tayyip Erdoğan'ın hırsları, tutkuları, Tayyip Erdoğan'ın kişisel kazanımları, Tayyip Erdoğan'ın kişisel ikmali, nereye varacağı, başkan olacak mı, olmayacak mı, Türkiye'yi ne yapacak? Yani zaten 100 yıllık bir hareketin günün sonunda gelip şu cümleye takılmış olması büyük bir dram. Tayyip Erdoğan olmazsa ümmet felaket olur. Bu başlı başına bir dram, 100 yıllık bir hareket. Yüz binlerce insan yetiştirmiş, kurumlar kurmuş, aklı başında yazarı var, aydını var, edebiyatçısı var, kanaat önderi var. Hiçbirinin kıymeti yok. Tayyip Erdoğan olmazsa ümmet mahvolur diyen bir aşamaya gelmek zaten bir ideoloji açısından büyük bir felakettir. Şimdi bir dakika. Orada şunu söyleyeyim. Yani dava dediğin şeyin ne hikmetse gelip sadece Erdoğan'a yarıyor dediğin ama şeyi işte, açtın. Bu değil mi? Bu tabii. Yani ona çünkü yarıyor. Dava o oldu artık. Şimdi eskiden dava neydi ben size söyleyeyim. İslamcıların eskiden, şimdi İslamcıları bir bütün olarak görüyor. Sekülerler dışarıdan baktığında İslamcılar bir bütün değildi. İslamcıların içerisinde de çok farklılıklar vardı. Kimisi demokrasiyle yürüneceğine inanan İslamcılar vardı. Ama bir kısım, az bir grup da olsa, ben ona Vakit Gazetesi dediğim çevre diyorum, daha çok orada kümelenmişti. Onlar, hayır bu işler demokrasiyle hareket olmaz, kendi işimize bakalım diyenler vardı. Fakat bu demokrasiyle yürüyebilecek olan İslamcıların da bir çabası, emeği vardı. Yani Türkiye'de sadece dava şuydu. Laiklik, katı bir laiklik uygulaması var Cumhuriyet'te. O katı laiklik uygulaması Müslüman, tırnak içinde dindar, kendini dindar tanımlayan. Yoksa ötekisi dindar değildir anlamda söylemiyorum. Kendisini dindar olarak tanımlayan, kıyafetiyle, yaşam tarzıyla, öncelikleriyle, çocuğunun eğitimiyle, çalışacağı iş ortamıyla, bankayla ilişkisiyle kendisini dindar olarak tanımlıyor. Cumhuriyet seküler yapı bu kendini dindar tanımlayanı hayatın dışına itiyordu. Öğrencileri okula almıyordu, anneleri çocuklarına yemin törenine almıyordu, başörtülü kızın herhangi bir yerde iş bulma şansı yoktu, dindar olduğun ortaya çıktığında zaten belli bir alana giremiyordun, yaşam olarak dindar oldun. Bunun özellikle altını çiziyorum. Yoksa Atatürkçüler arasında dindar yoktur anlamda söylemiyorum. Kişi olarak dindarlığın öne çıktığında Türkiye'de dışlanan bir politika vardı. İslamcıların davası neydi? Biz gelelim bunu kaldıralım. Bu dindarlara yapılan zulüm, baskı, ötekileştirme yok olsun. Biz burada birlik içerisinde ülkede, ama bu ülke zaten bir Müslüman bir ülke. Bunu değiştiremeyiz. Bizim ne benim gücüm yeter ne ona başkasının bir gücü yeter. Toplum neyse odur. Yani toplumun değerleri arasında Müslümanlık en önemli, en büyük pasta pay öyle duruyor. Yani nasıl tanımlamaya kalktığımızda. İslamcıların asıl derdi buydu. Yani bunu yok etme, bu baskıyı. Fakat Tayyip Erdoğan işte bu davayı, bu yok etmeyi aslında geldi, kaldırdı yasakları. Başörtüsü yasağı kalktı. Artık o kutuplaşma, 2007'de öyle demiştik, 2008'de hatta. Tamam ya, kutuplaşma bitiyor ülkede. Bak başörtülü yasağı da kalktı, ülkede bölünmüyormuş meğer. Hiç de bu işler değil. Başörtüsü yasağı kalktı. Bence o başörtüsü inadının neden olduğu, hani öyledir. Amerika'da meşhurdur biliyorsunuz. Sigara yasağı koyduğunda sigara içenlerin oranı artıyor. Ya bir şey yasak koyduğunda oran artıyor. O oran da bana göre düştü. Çünkü insanlar artık normalleşti. Kimse tepkisel olarak bir harekette bulunmuyordu. Fakat tam da Tayyip Erdoğan'ın o İslamcıların bu davası dediğini, yani gelelim Müslümanlık dışlanan bir değer olmaktan çıkaralım. Kendini dindar tanımlayanların ötekileştirilmesinin önüne geçelim. Müslümanlık bizim bireysel alanda, ya ben Müslüman olarak profesör de olabileyim, akademisyen olabileyim, hakim olabileyim, dindar olarak daha doğrusu, Müslüman demeyeyim, dindar biri olarak, başbakan da olabileyim, cumhurbaşkanı olabileyim, sorun olmasın. Dava buydu.
Tayyip Erdoğan bunu aldı kendi üzerine, onların da faydası şeyiyle, desteğiyle. Çünkü onlar da bir tıkanıklık yaşadılar. Ve dediler ki lider karizması bu işi çözer. O da evet çözerim ben dedi. Benim bu her şeye gücüm yeter. Yani Erbakan'la farkı karizma mı? Erbakan'la hiçbir fark... Erbakan asaletli bir adamdı. Yani Erbakan'da bir asalet vardı. Soruyorum yani, dünya görüşü olarak evet. Hiçbir farkları yoktu. Aynen, yok, onun için soruyorum. Ya bu İslamcı kesim, siyasal İslam'daki biatçı anlayışın bu kadar yoğun olduğunu biz Erdoğan'la hani içeride olanlar belki biliyor. Biatçı anlayış, bak bir şey söyleyeceğim. Bence burada, Erbakan'a niye yoktu bu? Şöyle karizma farkı mı bu? Şöyle söyleyeceğim. Erbakan bu kadar pespaya bir dindarlık yapmıyordu. Bu cümleyi söyleyeyim mi diye acaba düşünüyorum da bir cümlem var benim. Benim Tayyip Bey'in başarısının tek bir anahtarı olduğunu düşünüyorum. Tek bir şey. Hiç kimsede olmayan bir şey o. Bir tek Tayyip Erdoğan'da var. Nedir o? Utanma duygusunun olmaması. Türk siyasetinde, dünya siyasetinde, diyaset demeyeyim ama Türk siyasi tarihinde utanma duygusu olmayan bence tek lider. Ben bunu açtıracağım sana. Ne demek istediğimi? Geleceğim ona. Anladım. Bundan dolayı her şey yapabiliyor. Toplumu en kötü aşamaya götürmekten de Erbakan'ın mesela onu yapmazdı Erbakan. Yani Erbakan kendi şahsı için Türkiye'yi gözden çıkarmadı. Hiç unutmam. Partisi kapatıldığında o çok aşağılayıcı bir tonda başbakanlıktan atıldığında. Boncuk boncuk terletildi. Terletildiğinde. Hı hı. Partisi kapatıldığında ben o zaman gençtim. İnsanlar toplandı gitti dediler ki biz böyle kuzu gibi kabul mü edeceğiz bu kararı? Biz niçin mitingler yapmıyoruz, niçin hakkımızı aramıyoruz diye. Kan mı döktüreyim? Tepki gösterelim. Erbakan o zaman ne demişti? Esas olan Türkiye'dir. Biz Türkiye'nin başını belaya koyacak hiçbir şey yapmayız. Biz bugün kapanırız, yarın açılır. Şimdi Erbakan en son kertede Türkiye'yi düşünüyordu. Tayyip Erdoğan ise kendisi için dava dediği, tırnak için dava, kendisi dava. Kendisi için Türkiye'yi gözden çıkarmış bir liderdir. Türkiye'yi gözden çıkardığı için, onun için eğitimmiş. Çocukların 250 bin çocuk bir yıldır okula gitmiyor. 350 bin bu ülkede. Bak, çok dile kolay. 350 bin çocuk bir yıldır okul yüzü görmüyor. Bir lider olsa yatmaz, başkanlığın peşini bırakır, her şeyi, bütün tartışmaları kaldırır. Gerçekten Türkiye'yi bir düşünen bir lider olsa bunu dert eder, buna bir çözüm arar. Buna bir formül, böyle bir derdi yok. Adamın derdine bak. Zerre kadar dilinin ucunda ya bizim ülkemizde 350 bin çocuk bir yıldır okula gitmiyor. Bunları, bu açığı biz nasıl kapatacağız diye bir derdi yok. O yüzden Tayyip Erdoğan'ın şeyi Türkiye diye bir derdi yok. Erbakan az da olsa vardı. Yanlıştı. Ben de beğenmiyordum. Şeyi yani kafasındaki Türkiye ama sonunda o Türkiye'yi korumaya çalışıyordu. Kendi rengini vermek istese de bir Türkiye vardı. Tayyip Erdoğan'da bu yok. Anladım. Levent Gültekin, şimdi İslam olunca işin içinde cuda konulsa İslam ahlakı akla geliyor. Yalandan uzak durma, hırsızlıktan, yolsuzluktan, zulümden, biz öyle anlıyoruz. Şimdi bu son süreçteki bu kadar hani havuz medyasının başını çektiği, siyasetin de var bu konuda günah tabii de, yalanı, iftirayı, zulmü, çark etmeyi tölere eden ne var orada? Yani nasıl bir İslam anlayışı bunu tölere ediyor? Aslında onu söyleyecektim bak. Ben son Kara Garga dergisinde bir yazı yazmıştım. İnsan olmak zor iş diye. Hı hı. Orada da anlattım. Bu sadece bize has bir şey değil. Orta Doğu mu? Bütün toplumlar. Toplum dediğimiz böyledir. Yani insan dediğimiz toplum bireyi zaten bütün toplumlar aklı başında iyi, doğruyla yanlışı seçen, değerlere göre hareket eden bireylerden oluşsaydı kimse o ülkeyi yönetemezdi. Toplum dediğimiz yönetilmek üzere vardır. Bir yere kadar bir bilinç düzeyi vardır. Bir yerden sonra mesela siz büyük ihtimalle sen de diyelim bir restorana gittiğinde şöyle yaparsın. Ne yiyelim ya? Garson gelir der ki abi çok güzel karnabahar var. Hadi getir der mesela. O anda ona teslim olursun çünkü. Seçimle karşı karşıyasın ya şunu mu seçeyim bu mu iyidir değil mi? En iyisi ona uyuyayım. En iyisi ona uyuyayım dersin, rahat kafam dinç olsun. Çünkü bu adamın bir bildiği vardır diye. Toplum böyledir. Toplum ister ki biri gelsin beni yönetsin. İyiye yönetsin. Şimdi toplumu iyiye yönetirsin iyiye gider. Kötüye yönetirsin kötüye gider. Bu dünyada böyledir. Toplumun bir refleksi yok mudur ya? Toplumun bir yere kadar vardır. Bu kadar düşük olmaz. Ama şunu da göz ardı. Şimdi Amerika'da Trump görüyorsun. Trump Türkiye'de bu kafayla, bu halle Türkiye'de seçime girseydi belki o kadar oy bile alamazdı. Alabilir miydi? Alamaz.
Ama Trump gibi bir adam şu anda Amerika. Yıllardır yüksek bir eğitim sistemi var. Yıllardır yüksek bir ülke sistemi, devlet sistemi var. Yıllardır bir refah düzeyi yüksek, bize oranla çok yüksek. Ama buna rağmen Trump gibi bir adam %40. Aklını alıyor mu? Mesela Tayyip Erdoğan başından böyle bir adam değildi. Yani başından böyle bir şey var. Başından çok düzgün, dürüst, kimsenin hakkını yemeyen, Müslüman, namazından niyazında, hak hukuk, anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle yaparak oy aldı. Bugünkü hale kişiliği olsaydı belki toplum bu kadar sevmeyecekti. Şimdi toplum kolay kolay değiştiremez. Yani kendin de biliyorsun. Bak bir şey söyleyeceğim, çok basit. Geçmişle mi tolere ediyor şu an toplumu? Tabii ki hala Tayyip Erdoğan eski Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorlar ve bize inanmıyorlar, onu söylüyorum. Ha. Ya şu Tayyip Erdoğan şöyle bir şey kurdu. Ben onu ne zaman yazdım belki hatırlarsın. Sizin gazetede de röportaj vermiştim. Erdoğanistler Tayyipçilere yalan söyleyerek ayakta kalıyorlar diye bir yazım vardı benim. Hı. Erdoğanistlerin bütün işi sabah akşam Tayyipçilere yalan söylüyorlar. Çünkü Erdoğan öyle bir çark kurdu. Televizyonlar, gazeteler bize komik geliyor değil mi? Biz mesela bir yandaş kanalında konuştuğumuz konuştukları bir konuşmayı gördüğümüzde diyoruz ki ya bu kadar olur mu ya? Buna nasıl inanıyorlar? Buna nasıl inanıyorlar? Ama toplum o zaten. Adam tam da onu yapıyor. Çıkıyor topluma diyor ki ey halkım sizin bildiğiniz gibi değil diyor. Bütün dünya bir araya gelmiş. Bu Tayyip Erdoğan diyor ülkeyi ilk defa tarihinde ilk defa ayağa kaldıracak diyor. Bağımsızlık ilan ediyor. Bak diyor dünya beşten büyüktür diyor. İşte Avrupa Birliği'ne diyor ki kardeşim sen yoluna biz yolumuza. Diyor. Bak böyle bir yiğitlik var diyor. Fakat bütün dünya içerideki düşmanlarla bir araya geldi diyor. Bizim lideri yemeye çalışıyorlar. Bir de şöyle. Ya siz bakmayın bunlar hep iftira yapıyorlar. Tayyip Erdoğan sizin bildiğiniz Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi adam da haklı olarak şöyle diyor. Yani insan lan bakıyor diyelim ki mesela Hayrettin Karaman. Sonuçta bir itibar olan bir adam o tabanda. Hı. Yani halk şöyle diyor. Ya Hayrettin Karaman da yalan söylemez ya. Yani Tayyip Erdoğan bu kadar kötü bir adam olsa herhalde Hayrettin Karaman yalan söylemez. İtiraz eder. İtiraz eder yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi toplum bunlara bakar. Toplum, olsa ki söylüyor diyorsun. Tabii. Toplum zaten bütün dünyada öyledir. %3. %3 olarak yani %3'tür toplumda bilinç düzeyi yüksek. Bütün toplum o %3'e bakar. O %3 ne yapıyorsa kendi tavrını ona göre verirler. Bizde sorun olan ne? %3 bozuk. Hmm. Asıl bozuk olan %3. Topluma kızma şansımız yok. Ben niye kızdıklarını anlamıyorum topluma. Sen yüzde kaçtasın mesela? Anlatıyorsun. Ben ne olacak ki? %3 diyorum. %3 olması lazım. %3 ne demek? 80 milyonda ne demek? Bu en az 3-5 milyon aklı başında sözünü bilen, ne yaptığını bilen, aydın, yazar, kanaat önderi, bunlar olacak, işte doktor olacak, öğretmen olacak. İşte mesela diyelim ki hasta gidiyor. Anlatabiliyor muyum? O dediğim %3 topluma bir istikamet verir. Bizde o %3 yok. %1 bile yok. %1 bile niye yok diyorum biliyor musun? Tayyip Erdoğan'ın muhalifleri bugün önemli bir kesim. Tayyip Erdoğan'dan bir gram daha demokrat olsalardı bir gram daha Türkiye değişirdi. Tayyip Erdoğan'ın muhalifleri Tayyip Erdoğan'dan daha demokrat değiller. Türkiye'de demokrat yok. Türkiye'de muhalifken kitabımda vardı o benim. Türkiye'de muhalifken demokrat olan iktidara geldiğinde faşistleşen insanların ülkesi. Ben de yazmıştım. Açık büfeyi görünce hepsi bir değişiyor. Aynı. Değişmiyor bu. İdeoloji bu kural bitiyor. Değişmiyor. Çünkü niye? Birey yok. Cemaat var, tarikat var, parti var, ideoloji var. Ben şimdi bunu çok bütün konferanslarımda söyleyeyim. Burada da söyleyeceğim. Şimdi yazı yazıyorum. Yazılarıma şöyle mailler geliyor. Mesela diyelim ki bir yazı yazmışım. İçinde bir cemaat eleştirisi var. Şöyle bir okur mail atıyor. Levent Bey diyor. Bütün yazılarına gönülden katılıyorum %99 diyor. Oraya katılmıyor. Fakat cemaat konusunu yazınca diyor biraz sapıtıyorsun sen diyor. Başka biri yazıyor. Vallahi bu ama bütün görüşlerden geliyor. Mesela başka bir bugün dün de bir okur yazmış. Solcu yazıyor bu sefer. Dün de bir okur yazmış. Levent Bey her konuda olağanüstü yazıyorsunuz fakat HDP konusu Kürt siyasesi olduğunda sapıtıyorsunuz. Başka biri. Ya Levent Bey ya çok adilsiniz, çok vicdanlı yazılar yazıyorsunuz ama bu Atatürkçüler konusuna geldiği zaman sanki eski hastalığınız nüksediyor. Anlatabiliyor muyum? Aynı şey bize de geliyor. Objektif olmaya çalıştıkça bir yerden hemen şey geliyor. Yani objektifliği adam kendine kadar olan kısmı tutuyor. Aynen. Şimdi demokrat dediğim yok demokrat. Demokrat olmadığı için topluma güven veremiyorlar. Demokratlık muhalifken ben herkese özgürlükçü olacağım lafı değil. Böyle bir şey yok. Demokratlık her alanda kendini göstereceğin tavrınla, hareketinle, üslubunla, söyleminle yeri gelecek, özür dileyeceksin, yeri gelecek. Özür dilemek, ben anlamıyorum mesela insanları. O geçen sefer de burada söylemiştim. Özür dilemek dünyadaki en ucuz kredidir. En bedava kredi. Çıkacak bir adam, diyelim ki Kemal Bey ya da diyelim bir öbürü ya da Selahattin Demirtaş.
Ya biz de yanlış yaptık. Yanlış yapıyoruz. Bu Türkiye'de yanlış yapmadan hayata kalma şansımız yok. İşte düşe kalka bir yol buluyoruz. Ancak geldik, ancak geliyoruz. Şimdi bu, böyle bir şey yapmıyorlar. Ve muhaliflerde ne yazık ki demokrat yok. Ben hepsiyle konuşuyorum. Demokrat yok. Bir, Türkiye'yi kendi kişisel çıkarından daha fazla önemseyen insan sayısı o kadar az ki. Herkes şöyle. Özellikle bu %3 kısmı kastediyorum. Ya öyle bir şey yapalım ki önce ben garantiye alayım kendimi, sonra Türkiye. Ya diyorsun ki arkadaş gidiyor bu ülke, bir şey yapalım. Hep beraber bir şey yapalım diyorsun. Ama diyor mesela, ya ama ben öyle bir şey yaparsam diyor şöyle bir kaybım olur diyor. E sen kaybın olacak, Türkiye gidiyor zaten. Toptan kaybedeceksin. O yüzden topluma kızamayız. Toplum bunları izliyor. Bu dediğimiz Hayrettin Karaman'ı, İslamcı yazarı, gazeteci, aydını ve onlar habire onlara topluma şöyle söylüyor. Ya sizin bildiğiniz gibi değil. Tayyip Erdoğan çok dürüst, hala dürüst. O ses kayıtları yalan. Olsa bile kendisi için almıyor, dava için bir yerlere vermek için aldı. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan çalmaz. İdeoloji böyle bir şeydir. Bak aynı şeyi ben gidiyorum mesela konferanslara. Ya arkadaş PKK sizin evlerinizi yıktırıyor, görmüyor musunuz diyorum. Abi bizim de aklımız almıyor ama bir şey var orada diyorlar. Ya bize yanlış yapmaz, bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Ya da diyelim ki bir benzeri cemaat meselesi. Tayyip Erdoğan'a da bir bildiği mi var diyorlar? Tabii ki bir bildiği var. Peki ben şeyi soruyorum. Bir bildiği var demezse. Ama İslam'la bir bildiği var bağdaşmıyor. İslam'la ya, bağdaşıyor. Çok yanlış. Şöyle yani hani ideoloji, siyaset tamam. Mesela Avrupa Birliği'ne bir gün res çekip ertesi gün ihtiyacımız var demek bir şekilde bir bildiği var denilir. Sevgili Erkan. Ama yani yalan söylemenin, zulmetmenin, iftira atmanın, sevgili, hak yemenin, gasp etmenin İslam'da bir yeri var. Burada referans var. Referansa niye bakıp da bu adam yanlış yapıyor, bunlar yanlış yapıyor diyemiyor bu toplum, bu söyleyeyim. Tamam. Sevgili Erkan, bak sen de bu muhafazakar camiadan geliyorsun, ben de. Biraz İslam'ı fazla abartıyoruz. Toz kondurmak istemiyoruz ama İslam öyle bir şey değil. Senin o dediğin İslam'da var zaten. Bak tekrar edeyim. Yani bu İslam'ı kötülemek için söylemiyorum. Şöyle İslam'da var. İslam tamam. İyiliği emrediyor. Kötülükten nehyediyor. Doğru olun diyor. Dürüst olun diyor. Diyor. Bir öğüt. Tamam. Ama tarih boyunca uygulaması yok. Hazreti Ömer'in... Steril bir uygulama yok. Yani tam bir uygulama mı yok? Hiçbir uygulama yok ya. Tarih boyunca Kur'an'ın indiği günden bugüne Peygamber Efendimiz kafasını yastığa koyduğu andan itibaren bitmiştir o iş. Bitmiştir'den kastım ne? O bir insana bir ahlak, bir dünya görüşü vermez, bir kişilik kazandırmadı. Ben daha önce söylemiştim. Burada bir kere daha söyleyeyim istersen. Çok şaşırabilirsin. Bunu genel konferansında söylüyorum. Şimdi sen o kadar çok anlam yüklüyorsun ki İslam'a. Zannediyorsun ki Allah bir şey söyledi, insanlar da ona korkar uyar. İnsanların en az korktuğu şey Allah'tır. En çok Müslüman olanların en az korktuğu şey Allah'tır. Müslümanlar Allah'tan korkmazlar. Çünkü görmedikleri, tahayyül edemedikleri bir şeyden korkma, zaten korkulmaz. Ancak gerçekten inanırsın, nimetine şükredersin. Şükredersin ve kendi iç dünyanda bir yenilik yaparsın. Korku olmaz. Korku olmadığını söyleyeyim. Mehmet Metin'e bir ara dedi ya, hatırlıyorsunuz. Akraba. Bunu demiş miydin bir programda yine? Demedin de onu hatırlıyorum. Onu hatırlıyorsun. Evet. O sözü ilk söyleyen kim? Hazreti Osman. Kaçıncı halife? Üçüncü. Doğru mu? Üçüncü halife. O kadar çok akrabayı talikatı besliyor. O kadar çok peşkeş çekiyor. Bütün makamlara o kadar çok kendi sülalesinden insanları atıyor ki. Toplanıyorlar Müslümanlar, gidiyorlar halifenin evine, diyorlar ki ya halife, ey Osman, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Biz de Müslümanız, biz de insanız. Sen bütün devletin malını, mülkünü kendi akrabana, talukatına yediriyorsun. Makamları onlara peşkeş çekiyorsun. Ne diyor Osman? Hazreti Osman ne diyor? Onu mu örnek? O ayet. Benim ne suçum var diyor. Allah'ın ayeti var, akrabalarınızı koruyun diye. Orada Hazreti Osman'ı öldürüyorlar ve fitne orada başlıyor. Şimdi İslam dünyasında Sıffin savaşları var. Berbat bir durum var. Yıllarca birbirinin ayağına basma var. Hazreti Ömer... Bak Hazreti Ömer, adalet dediğimizde aklımıza gelecek bir kelimedir Hazreti Ömer, değil mi? Hazreti Ömer halifeliğinin 10. yılında kendine rakip gördüğü 15 aileyi Medine'den sürüyor. Sürüyor 15 aileyi. Medine'nin dışına çıkarıyor. Rakip olabilirler bana diye bunlar. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi Müslümanlığı şöyle zannediyor. Sen de öyle zannediyorsun. Ya Müslümanlıkta şey var.
Erdem var. Var. Ben onu inkar etmiyorum. Müslümanlık özgürlük hareketidir, inançtır, çalma der, çırpma der, der. Ama bütün insanlar buna harfiyen uyacaktır. Bütün insanlar uyabilir diye bakmak yanlış. Bütün insanların uyabileceğini, uymayabileceğini gördüğümüz için, bize tarih bunu gösterdiği için seküler suç ceza çıkıyor ortaya. Yani Allah'ın korkusu seni bazı suçlardan engellemediği için seküler bir suç koyuyorlar. Diyorlar ki bak kırmızı ışıkta geçer. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim sana. Dindarlar bilmiyorlar mı mesela kırmızı ışıkta geçmenin haram olduğunu, bir hak yemek olduğunu? Hı-hı. Bilmiyor mu mesela? Ya da yanlış bir yoldan gelip başkasının önüne geçmiyor. Biliyor ama buna rağmen yapıyor. Ama ne zaman ki ona diyorsun ki bak kırmızı ışıkta geçersen 180 lira ceza ödersin diyorsun, o zaman duruyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi seküler ceza dediğimiz bu. Bu cezadır. Biz bunu esas almamız lazım. Yani cep korkusu Allah korkusunu geçmiştir. Cep diyorsun. Korkusu da tabii ki öyledir. Bu insani bir şeydir. Biz Hı-hı. abartıyoruz. Biz hayatı Allah korkusunun tanzim edebileceğine inanıyoruz. Ben diyorum ki Allah korkusu bir hayat tanzim etmez. Allah korkusu bir insan çıkarmaz ortaya. Ben şunu diyebilirim. Bak Allah'tan korkmak başkadır. Tekrar ediyorum. Korkulmaz zaten. Sevgili çünkü Allah'tan korkmazsın, şükredersin. Ya ne büyük nimetler yaratmışsın, ne büyük denge kurmuşsun. Anlatabiliyor muyum? Çok şükür. Bak sakat değilim, yoksul değilim, şu değil. Büyüklüğüne hürmet edersin. Yani onu Ahmet Altan çok güzel anlatırdı. Güya ateisttir değil mi Ahmet Altan? Bana sorsanız Ahmet Altan'ın tarif ettiği Allah'ı mı daha çok kabul edersin, Hayrettin Karaman'ın mı desem, ben tereddütsüz Ahmet Altan'ı Allah'ına tercih ederim. Ahmet Altan anlatır onu, çok güzel yazıları vardı. Yani benim gözümde derdi o Ahmet Altan, şefkatli, merhametli. Ya günah işlediğinde gidip de ya yaptık bir şey ya, biz kuluz, insanız, ya olur böyle şeyler dediğimde o da hadi tamam diyebilecek, anlatabiliyor muyum? Ama İslam'dan Allah'ına elinde bir sopa, hatta kılıç, yan baktın kellesini uçuruyor. Şu anki gibi. Tabii şu andaki gibi. Şimdi böyle bir Allah yok. Bundan da korkamazsın. Yani insan fıtratı görmediği bir şeyden korkmaz. Yapı buna müsait değil. O yüzden diyorum buraya getiremeyiz. İslamcıların geldiği pozisyon bu. Muhalefete de ideolojik anlamda diyorsun ki demokrat olamıyor. Ne yapacağız? Bu çıkış yolu nerede? Geçen bir tweet atmıştın. Olay oldu. Evet. Gördüm ben. İşte Müslüman kanı, sosyalist ahlakı. Doğru mu söylüyorum? İşte içine bir şey yapmışsın. Bir karışım kokteyl. Bir kokteyl yapmışsın. Aslında kötü bir tarif de değil. Yani bu toplumun birbirini anlamasına yönelik bir mesajdı ama... Olabilir mi? Bak, böyle bir şey? Olmak zorunda. Niye? Onu sen bir daha söyle. Söyleyeceğim. Tam olarak. Ben dedim ki Türkiye'yi bir insan kabul edelim. Bir insan kabul etmek zorundayız. Edelim değil. Bunu teklif olarak sunmuyorum. Eğer Türkiye'yi bir insan gibi düşünmezsen çok affedersin. Burnun pislikten kurtulmaz. Ömür boyu ölürsün. Ömür boyu çöplükte yaşarsın. Ne demek o? Ya bir insan gibi düşün. O insanın kalbi alevilik olsun. Ben öyle diyorum da sen başka bir organ diye. Ya önemli olan nereye bak dikkat çektiğim. İşte damarlarındaki kan Müslümanlık olsun. İskeleti Atatürkçülük değerleri olsun. Vicdanı solculuk olsun. Ve başka organları başka. Diyelim ki bir organı Yahudiler olsun. Başka bir organı bizim içimizdeki Ermeniler olsun. Başka bir organı. Buradaki asıl kastım ne? Ya arkadaş, eğer kalp sorunluysa o vücut ayakta kalmaz. Bu hayat. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Şu Tayyip Erdoğan'ın bize yapıp ettiklerine kızıyoruz ya. Aslında bize çok önemli bir şey gösterdi. Bunu anlamıyorlar Türkiye'de. Senin işini kaybettin, değil mi? Kanalı kapattılar. Hı hı. Demek ki neymiş? Senin kaderin kimin elindeymiş? AK Parti seçmenin elinde, başörtülünün elinde senin kaderin. O uyanmayana kadar bir adam sana zulmedebilirmiş. Başka? İş adamı. Milyar doları var, Türkiye'yi terk etmeye çalışıyor. Niye? Diyor ya kaçacağım gideceğim diyor. Geçen bir iş adamı açıklamış. Ala ol diyor. Milyar doları var. Kaderi kimin elindeymiş? Diyarbakır'daki 18 yaşındaki çocuğun elindeymiş. Ona bağımlıymış. Elinde derken ona bağlıymış. O çocuk mutsuzsa senin 1 milyar doların kıymeti yokmuş. Şimdi. O zaman anlaşacağız, barışacağız. Alevilik, Aleviler mutsuzsa, kalk diyelim ki. Aleviler mutsuzsa sen mutsuz olursun arkadaş. Aleviler eğer bu ülkede mutlu olmazsa, yani diyelim kalp arızalıysa, kan zehirlenir, iskelet çürür, ölürsün. Dediğim buydu. Eğer solcuları ben atacağım ülkenin dışına, bunlar vatan haini, bunlar dersen, kardeşim vicdansız kalırsın. Sonuçta bir sürü sorunları var, ben de çok eleştiriyorum solcuları. Ama bir vicdan temsiliyeti yapmaya çalışıyorlar. Çabası o, başarıyor, başaramıyor ayrı bir şey.
Anlatabiliyor muyum? Eğer bunu atarsan vicdansız bir insan olur çıkarsın. Ya Atatürkçülük diye bir iskelet var. Kurulmuş kardeşim Cumhuriyet. Yeniden 100 yıl önceye dönüp tartışacak halimiz yok. Dünyada bir deneme yanılma olmuş. Osmanlı'nın aşamadığı sorunların cevabını Cumhuriyet aşmış ve yeni bir şey kurmuş. Uygulama yanlış olmuş, sert olmuş, kaba olmuş falan. Bunlar tartışabiliriz. Ama sonunda bu ülkenin bir iskeleti var. Ya bu iskelet eğer çökerse, kalbin olsa ne olur? Damarlarında kan olsa ne olur? Böbreğin olsa ne olur? Anlatabiliyor muyum? Anlatmak istediğim buydu. Yani bu bir şey değil, bir teklif değil. Eğer bak, ne diyor kadın? Mesela diyelim ki zengin bir aile ne diyor? Param var. Oğlumu da Robert Koleji'ne gönderdim. Benim için sorun yok. Ama bak bir şey gösterdi bu şu anki Türkiye bize. Yetmiyormuş. Huzur yok. Huzurun var mı? İş çocuğunu iş bulamıyor mu? Ne diyorsun? Ya şu %50 bir uyanmadı ki şu işler bir düzelsin. %50 niye uyanmıyor? Çünkü sen kendi çocuğunu Robert Koleji'nde okutmayı dert ettiğin için o %50'nin eğitimini zerre kadar dert etmedin bu ülkede. Bir gün ya bu çocuklar nasıl eğitim alacaklar? Sultanbeyli'de, Bağcılar'da, Van'da, Trabzon'da ki çocuğun eğitimini dert etme. Nişantaşı'nda kendi çocuğun eğitimini dert et. Nereye varacaksın? Nereye varabilirsin teknik olarak? Vardığın yer burası işte gördüğün gibi. Bak iş bulamıyorsun. Huzur, ağız tadın yok. Canlı bomba geliyor şehirde seni öldürüyor. Niye? Çünkü sen 30 yıldır o doğudaki çocuğun mutsuzluğunu görmezden geldin. O şimdi sana hayatı zehir ediyor. Dediğim buydu. Şöyle diyecektik. Burası bir insan, Türkiye. Eğer hepimiz aynı anda mutlu olmanın, hepimiz sağlıklı, yani kalp, kan, vicdan, böbrek birbirine bağlı. Ya bunlar olmazsa, bunlardan biri rahatsız olursa öbürünü etkiliyor kardeşim. Bu kadar basit. Gördük işte etkiliyor. Yani bu etkilemiyor mu? Görmüyor muyuz? Ben mi yanlış görüyorum? Yani şu anda Atatürkçüler şunu demiyorlar mı? Sen de görmüyor musun sosyal medyada her gün? Ya şu başörtüler niye uyanmıyorlar? Demiyorlar mı abi? Her gün demiyorlar mı? Şu başörtü, yani başörtü dediğim dindarlar niye uyanmıyorlar? Arkadaş dindarlar uyanmazsa senin hayatın zehir. Bunu görüyorsun artık. İstediğin kadar kendini kaldır yere vur. Hayatın ona bağlı. O düzgünse sen de düzgün olacaksın. Bu kadar basit. Ha yarın geçmişte de dindarlar diyorlardı. Ya şu Atatürkçüler görmüyorlar mı işin nereye gittiğini? E görmüyor. Bak. E peki birbirimizle bu kadar bağlıyız. Birini atma şansımız yok. Şöyle bir şey diyemeyiz. Alevileri süreceğiz bu ülkeden. Böyle bir şey yok. Süremezsin kardeşim. Bırak 20 milyonu. 3 milyon olsun, 1 milyon olsun, 500 bin kişi olsun. Ya 100 bin kişi olsun. Süremezsin. Kalacak. Ve sen onu mutlu etmek zorundasın. Dindarları kaldıralım. Ya kardeşim kaldıramazsın. Senin gücün yetmez, benim de gücüm yetmez. Dindarlığı kendine değer kabul etmiş, yaşam tarzı edinmiş insanlar var. Milyon. 20 milyon, 50 milyon. Ya senin yapabileceğin tek bir şey var. Onunla ortak bir dil oluşturmak, diyalog. Onu değiştirmeye kalkma. Atatürkçü, laiklik bu ülkenin artık bir değeri, önemli bir değeri. Ya bu kalacak, sen Atatürkçüleri bu ülkeden, Atatürk dediğim yani Cumhuriyet değerlerini savunanları. Silemezsin, atamazsın, yok edemezsin. Kalacak. Ömür boyu mu kavgayla geçeceksin ya? Ya ben anlatamadım o, ömür boyu. Tayyip Erdoğan ne yapacak ki ben çok merak ediyorum. Başkanlık alacak, sonra Halevileri susturacak mı? Gücü mü yeter buna? Kim susturabilir? Dünyanın hangi tarihinde, dünya tarihinde, herhangi bir tarihinde baskıyla, yasakla, zorbalıkla bir topluluk susturulmuş, itaat edilmiş. Nerede görülmüş? Görmüyorum bunu. Bu başkanlık arzusu nedir bu kadar? Hani geleceğim şimdi ona. Ya Atatürkleri susturamazsın. Alevi'yi susturamazsın. Solcuyu susturamazsın. Sana itaat etmez kardeşim. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Kimsenin kimseye itaat etmek gibi bir mecburiyeti yok. Ne yapacağız? Erkan sen de çok önemli bir adamsın. Ahmet sen de çok önemli bir adamsın. Mehmet sen de çok önemli bir adamsın. Hepimiz zaten hepimiz bir araya gelirsek yani Alevi, solcu, dindar, bilmem seküler neyse bir araya geldiğimizde Türkiye diyor zaten. Türkiye ne demek? Türkiye tek başına Müslümanlardan oluşan bir ülke değil. Türkiye tek başına Müslümanlardan oluşan bir ülke olsaydı Suudi Afganistan olurduk. Türkiye'yi Türkiye yapan ne? O Müslümanlığa balans ayarı yapan bir cumhuriyet değerleri var. Laiklik dediğimiz çok kıymetli bir değer. O var. O olunca Türkiye oluyor. Başka? Aleviler olmasaydı burası dediğim gibi diyelim ki işte Suudi Arabistan olurdu. Çünkü biz Aleviler var diye biz buna Türkiye diyen yani Türkiye'nin imajı, algısı birbirini yani bu 4-5 parçanın bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkan bir insan tipi. Bunlardan biriyle oynadığın zaman diyorsun Türkiye olmaz. Bunlardan biri rahatsız olursa, bunlardan biri mutsuz olursa o ülkenin bütünü mutsuz olur, bütünü rahatsız oluyor. Ben bunu ezbere söylemiyorum. Şu anda oluyor. Şu anda kardeşim
Her gün 10 çocuk ölüyor ya. Her gün polis, asker, sivil, dağdaki çocuk hepsi fark etmez. 8-10 tane çocuk ölüyor. Ya bu bunun mutsuzluğu işte. Tek başına sen dindarlar. İstediğin kadar mutlu ol. Eninde sonunda burnundan gelecek. Aha da söylüyorum. Dindarlar zannediyorlar ki biz hep böyle kaymak elimiz bir yağda bir balda gidecek. Bugünün bedelini ağır yargı anlamda demiyorum. Ben şey zannediyorlar. Ya bir gün bir yargı gelecekse o başka kısım. İnsani olarak 350 bin çocuk bir yıldır okula gidemiyor ya. Onun bedelini bu dalga ülkenin... Dalga tsunami gibi gelir diyor. Tsunami gibi hepsini çürütecek. Hepsinin çocuğuna sirayet edecek. Hepsinin hayatına. Çünkü bu çember içerisinde yaşayan bir toplumda... Yani bir domates düşün. Bir nokta çürük. Bir nokta çürük olduğunda eğer onu temizlemezsen, tedavi etmezsen... Bütün kasaya... Bütün kasayı yok ediyor. Bunu görmüyor musun? Sen de çürütecek. Sen şimdi elin yağda bağda hava atıyorsun ortalığa. Geçmişte Atatürkçülerin yaptığı gibi. Atatürkçüler nasıl iktidarı tek başlarına almışlardı, kimseye bir alan bırakmıyorlardı, nasıl mutluydularsa, şimdi nasıl onları çürütüyorsa, nasıl Bağcılar'daki eğitimsizlik, Sultanbeyli'deki eğitimsizlik, okulsuzluk, iyi bir eğitim almama, nasıl kız çocuklarını başörtülü gelme okula deyip çocuğu nasıl dışarı attıysa, şimdi onun o başörtüsü yüzünden dışarı attığı çocuğun bedelini ödüyor. Şu anda ödüyor. Yarın dindarlar ödeyecek, öbür gün dindarlar ödeyecek. Oraya şeye... Tweetime bir de şöyle tepki geldi. Kürtler niye yok burada? Ulan dedim Allah'ım yarabbim. Ya kardeşim ırkları saymadım, etnik kökeni saymadım. İnancı, ideolojilerim. Dindarlar diyorum, Kürtler dindar değil mi? Solcular diyorum, Kürtler solcu değil mi? Aleviler diyorum, Kürtlerin içinde Alevi yok mu? Türk de demedim diyorum orada. Herkes böyle bir acayip. Ya bir acayip bir ülkeyiz. Refleksler. Ve ne yazık ki bak ülke öyle bir durumdayız ki. Benim asıl çok üzüldüğüm. Aynen bir hasta doktora gider. Doktor der ki evladım, şu ilacı iç, iyileş. Doktora küfür edersin, onu içmezsin, yemek yemez. Doktor der ki ya bir şeyler yemen lazım, yoksa öleceksin. İyilik veriyorsun, yemek veriyorsun, çok da lezzetli bir şey. Ya şunu ye, iyileş. Yemez, mümkün değil. Şu an Türkiye'nin geldiği nokta, kötülükten o kadar beslendiler ki, iyi bir cümle söylüyorsun, sana hakaret ediyorlar. İyiliği öneriyorsun. Niye bana iyilik önerdin? Benim çarkımı niye bozuyorsun diye hakaret ediyorlar. Ha, çark demişken bitireceğiz. Yönetmen uyarıyor ama. Tamam. Şu Davutoğlu'cu reisçi tırnak içindeki kavga. Gerçekten davayı en iyi biz götürürüz kavgası mı? Yoksa o çark dedin aklıma bir çark geldi. Neyin kavgası bu? Yani hakikaten bir taraf Davutoğlu'na niye böyle yaptınız? Davamızı iyi götürüyordu. Diğer tarafta davaya ihanet etti. Noktasından mı bakıyor mesele? Yoksa başka bir şey var mı? Şimdi bunlar... Tayyip Erdoğan biraz önce bahsettiğim İslamcı ideolojiden gelenleri attı dışarıya. Bunlar da bir şok yaşıyorlar. Sen bizi nasıl atarsın ya? Atarım diyor. Gücün yetiyorsa gel. Şimdi attığı tetikçi olarak tuttuğu Tayyip Erdoğan'ın etrafına toplanmış o tetikçi grup. Onlar eski İslamcılara ağalık taslıyorlar. Şimdi bence asıl şunu söyleyeceğim. Şimdi benim yaklaşık 3 yıl önce yazdığım yazıların bir benzerini şu anda kimi İslamcılar yazıyorlar. Battık, öldük, hırsız damgası yedik, biz böyle değildik, bizim değerlerimiz. Ben de onlara yazacağım şimdi, önümüzdeki günlerde çok güzel bir yazı yazacağım. Utanmalısınız ya. Ya kaç, bu ülkede bir sürü aydın yazar size uyardı, yapmayın, kötüye gidiyorsunuz. Bak bu adam böyle yapıyor, hepsine Erdoğan düşmanı damgası vurdunuz. Şimdi çıkmışsınız, size Erdoğan düşmanı damgası yiyorsunuz. Niye? Çünkü çarkın dışına atıldılar. Kendileri çıkmadılar. Çark neydi? İktidar çarkı. Var olma. Alan kapma, makam kapma, para kapma, adam sayılma. Bütün bu çarkın ne zamanki dışına atılıyor zaten sabahleyin öyle bir tweet atacaktım vazgeçtim. Dışarı atılanın gözü açılıyor. İçerideyken açılma şansı yok. Kardeşim toplumu anlarım açılmaz da. Senin niye açılmıyor? Okumadın mı? Yazmadın mı? Yıllardır bir kamyon dolusu kitap okudun. Aydın... numarası çekiyorsun topluma. Aklı baş, elin kalem tutuyor. Sen niye görmedin Tayyip Erdoğan'ın nereye gideceğini? Görenlere niye hakaret ettin? Benimle bak ben. Arkadaşlıklarını bitirdiler, selamı sabaha kestiler, ekmeğimle oynadılar, bütün işlerimin önünü kestiler. Bütün yazı yazdığım yerleri kapattırma. Niye bugün onların söylediklerini 4 yıl önce söylemişim diye. Her yazı yazdığım yeri aradılar, her çalıştığım yeri aradılar. Bu adam ne yapmaya çalışıyor diye. Bütün arkadaşlıklarımı son bu. Benimle selam verene selam vermediler. Bana selamı geç. Benimle selam verene selam vermediler. O adam mecburen benim ilişkisini kesmek zorunda kaldı. Bunu yaptılar. Şimdi çıkmışlar. Cemil Barlas'la İslamcılık kavgası yapıyorsalar. Bu
bu karaktersizlik, bu kişiliksizlik, bu bir de ya şöyle bir kelime kullanmıyorum köpeklere hakaret olmasın diye. Yani köpekleri tenzih ediyorum. Köpek gibi itaat ettiler. Şu anda köpek gibi telif öldürülüyorlar. Bu kadar Tayyip Erdoğan tarafından. Değişmez bir şeydir. Kavga bunun kavgasıydı. Kavga bunun kavgası. Peki Levent Gültekin çok teşekkür ediyoruz. Evet, ara var mı? Peki, kısa ara.